Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün ilk önce çekiliş videosundan bahsedeyim. Yani bu çekiliş videosu. Çekilişe katılmak için yani herhangi bir yorum yapmanız yeterli. Bir de beni Instagram'dan takip ederseniz sevinirim. Büyük ihtimalle geri dönüşte sağlarım size. O da şart değil bu arada, haberiniz olsun. Yorum yapmanız yeterli videoya. Kazananlar Instagram'dan bana ulaşırlar. Ana hesabıma yazın. Oyun sayfama yazmayın. Çünkü ana hesabına genelde takılıyorum. Oyun sayfasına bakmıyorum. Bunu da söyleyeyim, uyarayım. Sonra niye bakmadın demeyin. Ana sayfama yazın. O da zaten yorumlarda olur tahminen. Şimdi böyle bir etkinlik geldi. Şubat etkinliği. Bu çok önemli arkadaşlar. Bunu yapmanız lazım. Çünkü ödülleri çok güzel. İşinize yarar, tamam mı? Şubat etkinliği. Yani oyun bonkör davrandı. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Böyle bir etkinlik beklemiyordum açıkçası. İyi oldu. Mystic'le Madeline'e kategori 4 geldi. İlk kez aynı anda, değil mi? İlk kez olması lazım. İki karakteri kategori 4 geldi. Daha önce olduysa hatırlamıyorum. Söylerseniz sevinirim ama bu büyük bir şey. Bu oyunda bazı şeylerin artık yavaştan değişeceği anlamına geliyor. Büyük ihtimalle bundan sonra biraz da kategori 4 malzemelerini bir yerlerden daha fazla alacağız, elde edeceğiz gibi bir vibe verdi bana. Ben öyle düşünüyorum. Neyse. Günlük görevlerimiz var arkadaşlar. Bakın burada 10 kere işte ne? İşte şöyle söyleyeyim. Uru birleştirme var. Çizgi roman kartı geliştirme. ISO 8 geliştirme. Üretim var. Bir de bir şey daha var. Bakarsınız artık görevlere. Bunların hepsini yapınca şeker alıyorsunuz. Şeker alınca da hediye alıyorsunuz. Hediyeye çekilişine devam edelim. Tamam diyelim. Bakalım. Kristal falan var. Altın var. Bilmem ne var. Bunlar gelirse iyidir. Bakın güçlendirme puanı geldi. Gelen kutuma geldi. Hediye bilgilerine baktığımızda 100 kristal gelme imkanı var. Gelirse ne güzel. Ama çok düşük ihtimal. Bunu da söyleyeyim. Onun haricinde böyle bir ikon için görevimiz var. Bunu da yapacaksınız. 300 kere boyut görevi tamamlanan var. Bu çok kolay bir görev. 100 kere zaman savaşına katılma var. Yani 10 günde yapacaksınız demek. 10 kez hikaye parçası birleştirme var. Bu da kolay bir görev. Diğer dünya savaşına 100 kez katılma var. Bu da kolay bir görev bu arada. Yani günlük 5 kere yaparsanız yetişmez arkadaşlar. Günlük 10 kere. Hatta bir günde bitirebilirsiniz değil mi? 100 kere katılabiliyor musunuz? Aynen, katılabilirsiniz. Günlük katılın işte, bol bol katılın. Yani bu kolay bir görev. Zaten zaman savaşı için her türlü 10 gün bekleyeceksiniz. Eğer kristal harcamazsanız tabii ki. Kristal harcarsanız zaman savaşı görevi de daha erken bitebilir ama gerek yok. Bunun sonucunda Luna Snow ikonunu alabilirsiniz. Güzel bir ikona benziyor. Beleş yani bir nevi. Tamam. Ve burada da bir tane baş düşman istilası tamamlama var. Yani bu baş düşman istilası baş düşman. Normal baş düşmanı kesmeniz 50 kere. 50 kere kesince de yani 10 gün içerisinde alabiliyorsunuz. Ben gece bir tane oynamıştım. Bu etkinlik sabah geldiği için bir tane eksik kaldı. Önemli değil. Buradan Mega Kategori 2'de alabilirsiniz. Bunu da getirmelerinin sebebi Exodus karakterine büyük ihtimalle Mega Kategori 2'yi bedava basmanız. Böyle bir kolaylık sağlamış oyun bize. Bu açıdan ben oyunu güzel, bonkör buldum. Bunu sevdim. Bu arada bir önceki videoda haberim yoktu. Dükkana Rachel Summers süresiz olarak gelmiş. Hatta sadece o değil. Abomination ve Negasonic Teenage Warhead'de sınırsız olarak gelmiş. Bunları alabilirsiniz buradan. Bu çok çok güzel olmuş açıkçası. Biz alacağız bu arada. Mystic'e de indirim gelmiş. Bakın biraz indirim var. Çünkü Mystic'e kostüm geldiği için şu anda iyi oldu. Kostüm indirimi de geldi. Bundan da bahsedelim. Kostüm indirimimiz de geldi. Aslında şu anda kostüm alsam hiç fena olmaz. Çok kostüm eksiğim var. Strife olsun, Wasp olsun, Carnage fena değil. Nick Fury olabilir işte. Mystic zaten alınması lazım şu anda. Diğer birkaç kostümler de var. Çok da bir eksiğim kalmadı da bunları zamanla bitirdim ama epik görev gelmesi şu anda büyük ihtimalle ben bütün kostüm eksiğimi kapatacaktım neredeyse. Epik görevin gelmesi beni biraz bozdu. Şimdi epik kusura bakmayın. Epik görevi açacağız arkadaşlar. 7700 kristal bize Hope Summers verecek. Şöyle bir güç tasarrufu modu teması varmış ve 1500 kristali geri veriyor. Diğerlerinde de 1500 müydü onu hatırlamıyorum bu arada. Diğerlerinde de galiba 1500 kristal geri veriyordu. Buraya geçiyorum. Burası şey değil. Mesela burası 6600 değil mi? Tabii bakamıyoruz artık. Ha, bakabiliriz gerçi. Şurada görevlerden bakarız. 150. Büyük ihtimalle 1500 veriyor. Hani madem 7700 biraz daha fazla kristal geri verebilirdi belki. 1750 verebilirdi mesela. Yani 1500 yok. 1650 verebilirdi belki. Yapmamışlar. Neyse sağlık olsun. Bunu açalım. Yani burası önemli. 1600 liraya da alabilirsiniz bunu. Anında 1000 kristal al diyor. Anında 2500 VIP TP al diyor. İşte Hope Summers al diyor. Bilmem ne görevini aç diyor falan. Yani gerek var mı? Bence yok. Kristal biriktirmek daha mantıklı. Gerçi bunun bir mantığı var. Bir matematiği var da. Yani kristal biriktirmiştim. Benim 5000 kristalim var zaten neredeyse. O yüzden yavaştan şey olmuştu. Bunu alacağız şimdi. 2700 kristal. Hop, çat. Aldık. Tamam.
Epik görevler benim için önemli. Yani epik görevler bir oyuncunun hesabında olması gereken şeyler. Ne olursa olsun hepsini alacağız buradan da. Evet, aldık. Bakın gördüğünüz gibi 1500 kristal geri aldık. Ne oldu? 3800 civarı bir kristalimiz var. Bunlar ME 7700 verdik. 300. Ha, tamam, evet, 3800 olması lazım. Şimdi şöyle bir şey var. Zaten hemen açamayacağız. Mega kategori 2'yi aldığımızda Exodus'da gelmiş olacak ve karakter eksiğimiz kalmayacak. Rachel Summers'da bu arada şu da gelmiş. Artifact olayı da gelmiş. Bunu şu anda açmayacağım. Bunu biraz bekleteceğim. Şimdi Rachel Summers var. Yani medalini hemen kasmayacağım için, kategori 4 yapmayacağım için önemli değil. O yüzden ilk önce kostüm olarak Misty'yi almak daha mantıklı geliyor bana. Şimdi Misty'yi alacağım mesela 1050 kristale, tamam mı? Bunu aldım. Ne kadar kaldı? 2700 mü? 2700'ün üstüne bir 2000 daha koyduk mu? 2000 bile değil yani. Biriktirdik mi? Rachel Summers'ı açacağım. Onu da açtıktan sonra Epic görevi bitirmiş olacağım. Yani Epic görevde herhangi bir görevim kalmamış olacak arkadaşlar. Exodus'u da zaten basacağız hemen. Zor bir şey yok onun. Ne yapacağız? Mega Kategori 2 gelecek. 50 kere zaman şey başmağı temizleyeceğiz. Onu da yapacağız. Başka bir şey var mı karakter? Galiba yok. Bakarız bir daha. Şöyle bunu yapalım. Hemen bunu basacağım bu arada. Şöyle tamam diyelim. Tamam diyelim. Geç bunu. Basalım. Bu arada gün dönümü oldu. 380 XGen'i yeter tahminen. Tahminimce. Bu şekilde biraz da biyometrik kasmamız, yani biyometrik ve XGen'i aslında kasmamız güzelleşmiş oldu. Şöyle ki bu karakterlerin genelde 20 biyometrisini, XGen'ini falan veriyor. 5-6 tane, hatta artık 7-8 tane falan epik görev olduğu için de hepsinden topluyorsunuz günlük. Bu da günlük sizin için güzel bir biyometrik ve XGen'i kaynağı açıkçası değerlendirilebilecek şeyler. Bu da iyi oldu. Tabii ben şu an fazla temizlemiyorum da neyse. Evet, temizleyelim bakalım. Şöyle 9-7. Çok fazla yemez. Zaten bu size yeter. Hemen Hop Summers'ı yaparsınız arkadaşlar. Bu, yani ilk defa beraber epik görev mi açtık? Yok. İlk defa almaması lazım. Doctor Doom'u falan açmıştık. Neyse. Bunu ilk önce bitirelim. Ondan sonra oraya geçelim. Yani bir Rachel Summers gelecek tabii. Onun için de artık gün sayacağız. Yapacak bir şey yok. Zaten kristal harcamıyorum genelde ben bir şeye. Medal'ın da kostümü yok. Rachel'ın kostümüne de çok ihtiyacım olmaz şu anlık. Şu anlık olmaz tabii ki, ileride alırız. Yani ileride zaten hani epik görev gelmezse bundan sonra genelde kostüm üzerine yoğunlaşırım. Ama yıl dönemi için de biraz kristal biriktirmek lazım. Yıl döneminde de gerçi kristal çekeriz büyük ihtimalle. Bakın neredeyse hiç yemedi değil mi? Çok çok az bir şey geliyor. Bakayım. Bitti mi? Bitti galiba. Bakayım. Aynen. Yükseltme bileti değil de geliştirmeye baktığımızda ha, tüm yok. Tamam. Ya yükseltme bileti kullanalım. Zaten 24 tane var. Çok da önemli değil. Benim bir işime yaramayacak bu. Ama genelde kullanmanızı tavsiye etmem bu arada yeni oyunculara. Ha, kullanın yani. Çok da bir önemi yok açıkçası ya. Kullanın, kullanmayın. Benim için çok fark etmedi açıkçası ilerlerken. Bakarsınız durumunuza göre. Tamam, bunu da yapmış olduk. Şimdi baktığımızda bu görevleri de yapmayı unutmayın bakın. Bunları yaptığınızda önemli artefaklar alabilirsiniz. İşte boyut san, CTP falan alabilirsiniz. Ama benim burada tavsiyem dediğim gibi artefakt. Bakın burada artefakt olarak çok önemli bir artefaktımız var. Bunu kaçırmamamız lazım. Bir dakika, bir şey oldu böyle. Neredesin? Cyclops artefakt. Pardon. Phil Coulson artefaktı arkadaşlar. Marvel evrenine gelip artefaktların özelliklerine bakabilirsiniz. Kahraman değil de şöyle artefakt. Neredesin? Şimdi Phil Coulson'u bulacağız da. Neyse, sonlarda mı acaba? Bakayım. Şu an göremezsem çok da zorlamayacağım açıkçası. Bakayım. Sonlarda geldi ya. Aslında buralarda olması lazım. Yanlış mıyım bilmiyorum da. Burada yok. Neyse, bir kez şöyle bir ufaktan bir daha bakacağım. Heh, burada. Baktığımızda süper kahraman müttefikleri güzel bir özellik veriyor. Yani yancı artefaktı. Bunun kesinlikle alınması lazım. Loki'yi almadım. Çok da önemli değil. Ya önemli aslında. Loki'yi de alacağım zamanı gelince. Ama bu çok çok önemli. Şimdi bakayım, burada oyun urusu gelmiş. Güzel. 2 HS veren geldi. Bunlar gelmiş. Bunları alalım. Tıkarından 50 falan. Tamam. Şimdi 3000 kristalimiz falan oldu bu arada. Envantere baktığımızda bunu da kullan diyelim bu arada. Tamam. Kapat. Çok da önemli değil. Bakayım malzemeler. Ufaktan birkaç karaktere giriş yapacağım. Kategori 3 yapacağım büyük ihtimalle. Kategori 4'ü yürümek için biraz vaktim var. Daha yarısı birikmiş daha.
bir bu kadar daha biriktirmem lazım ki bir tane daha basalım. Hatta artık Edinburgh'la veya Medellin'e gidelim diye tahmin ediyorum. İkisinden birine. Biyometrimiz çok var. Bir karakter basarım ben tıkırımdan. Şimdi epik göreve gelelim. Bakalım şuradan. Burası açıldı. Burası neymiş? Yani işte Phoenix tüyüyle Mikran kristali veriyor. Tamamlamayı yapalım mı? Hadi yapalım. Bunu da bir kere tamamlayıp temizleyelim. Bakalım ne durumdaymış. Onu da görmüş olalım. Ondan sonra epik görevin son durumuna bakıp yavaştan videoyu sonlandırırız. Ben epik görevi açmayı severim. Açmadığım bir Gilgamesh ile şey kaldı. Neydi o kadın diye unuttum. Neyse çok da önemli değil de. Bu tek mi? Çak vurduk bitti mi? Aynen tamam. Neydi? Dur bakarız. O Gilgamesh'in yanındaki kadın. Unuttum yani o kadar şey ki. Artık Marlı verenine biraz uzak kaldım ki. Neyse ne? Evet. Kaç verdi? 8 mi verdi? İyi. Davetsiz misafir ödülü de verdi. Böyle veriyormuş. Bundan bir tane daha temizleyebiliyoruz. O kadar. Başka var mı? Yok. Tamam. Şimdi burada ne kaldı? Exodus'u da zaten Mega Katolik'i bastığımızda halledeceğiz. Rachel Summers'ı da aldığımız anda Madeline açılmış olacak. Madeline'ı da hemen kasamayız. Çünkü Phoenix tüyümüz bayağı az. Bu Phoenix tüyüyle kasılıyor. Öyle bir sıkıntı var. Onu da biriktirmem lazım. Yavaştan biriktirim. Dert değil. Acelemiz yok. Buradaki neydi bu kadının adı? Geleceğin yok. Hikaye. Heh. Neydi bu ablamızın adı? Allah Allah. Unuttum valla. Dur bakayım. Evrensel değil mi bu? Neredesin bakayım? Kadının tipini bile hatırlamıyorum. Bak o derece yani. Burada değil miydi? Vallahi burada olması lazım. Dur bakayım. Icarus değil. Tena. Tena'yı unuttum bir anda. Bir de onu açmadım. Şu an çünkü ikisinde pek bir numarası yok. Onun haricinde hepsi açık. Bunların hepsi açık arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Bu da 6. olmuş oldu. Makareyi de açmıştık. Onu da sayarsak 7 tane. Diğerlerini de sayarsak 8, 9 tane aslında. Kristalde açılan malum epik görev zımbırtısı var. Bunlardan birini daha yapmış olduk. Buradaki ödüllere bakalım. Çok da şey değil aslında. Tırt ödüller. Kötü. Yani bunları biraz güzelleştirmeler lazım. Neyse. Böyle bir durum. Böyle bir harcama yaptık. Yavaştan Rachel Summers için kristal biriktireceğiz. Gidişimiz o yönde olacak. Aslında hadi bu videoda yapmayacaktım da dur bakayım. Şimdi bakayım. Eğer olduysa yok olmamış. 5 yani 540 olsaydı bir tane kutu açacaktım da gerek kalmadı arkadaşlar. Olmadığı için sıkıntı yok. Onun haricinde kostüm biletimiz falan varmış. Envanterim ne durumda hiç bilmiyorum bu arada. Sizle beraber bakalım. Burası böyleymiş. ISO 8'lerimi zaten arada geliştiriyorum. Yani vaktim oldukça. CTP'lere bakalım. Yargı varmış. Enerjiler varmış. Çok da bir şey yok burada. Kartta biraz tıkırtım. Kartta bu var. Tamam. Artefaktlarımıza bakalım. Artefaktlar tırt. Burada biraz var. Biraz birikmiş. Tamam. Kılıçlarımızla bayağı oynamadık. Kılıçlarla bayağıdır oynamıyorum. Kılıçlarda bir şeyler yapabilirim bu arada. Onun haricinde aynen 2-3 tane kategori 3 basabilirim. Bir tane evrensel, bir tane çevik, bir tane de dövüşçü. Evrensel, dövüşçü, çevik. Bakayım var mı şöyle bir ufak tıkırından bir şey. Evrensel, dövüşçü, çevik. Evet şu an düşünüyorum. De yok yani evrensel, dövüşçü, çevik herhangi biri yok. Mistik neredesin? Evet mistik de güzel olmuş bu arada beğendim. Onun da videosu belki gelir duruma göre. Ona bakarız. Neyse ben basarım birini. Ya artık çok önemli değil bunlar yani birini basma mevzuları. Çünkü yani artık kolay basıyoruz. O yüzden şey yapmayalım. Tamam bu kadar. Çekilişi söyledik. Etkinlikten bahsettik. Epik görevi açtık. Biraz kristal harcamış olduk. İçimiz rahatladı artık yani. Bayağıdır biriktiriyordum çünkü. Bu şekilde videoyu bitirmiş olalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.